Asuman. Merhaba. Ne yapıyorsun burada? Bundan sonra yoluma başka kulvarlarda devam etmeye karar verdim. Nasıl bir kulvarmış o? Burada sadece başlıyorum. Engin Bey'in asistanı olacağım. Aa. Artık kimsenin arkasından iş çevirmeyeceğim. Bana güvenen insanlar var. En başta da ablam. Onu daha fazla üzmek istemiyorum. Ay, gözlerim yaşardı bak şimdi. İstediğinizi söyleyebilirsiniz ama benim zerre kadar umurumda değil. Artık ben taraf değiştirdim Demet Hanım. Bu saatten sonra sizinle de hiçbir iletişimim olmayacak bilginize. Sen daha kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Küçük velet. Biraz sonra ortalık toz duman olunca göreceğim ben seni. Ne toz duman? Neden bahsediyorsunuz siz? Hani senin bana şu çekip gönderdiğin fotoğraflar vardı ya, hatırlıyor musun? Ferit'in davayı kaybetmesine neden olan şu dosya. Ne olmuş onlara? Ferit, birazdan senin bu işi yaptığını öğrenmek üzere. Çünkü o fotoğrafları bir zarfın içinde koyup ona gönderdi. Ne? Neden yaptınız ki böyle bir şeyi? Aa, bu dünyanın kuralı bu bebeğim. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Sen de ablan birer küçük Japon balığısınız. Bense bu suların kraliçesiyim. Bilmem yeteri kadar net oldu mu? Gerçi henüz kıyamet kopmadığına göre Ferit henüz zarfı açmamış olmalı. Ferit Bey o zarfı açtıktan sonra... Açtıktan sonra seni bu şirkette barındırmazlar bebeğim. Hatta ne şirketi? Seni bu şehirde bile barındırmazlar. Tabii o çok sevdiğin ablanı da. Bol şans, minik kız. Çok lezzetli olmuş. Peki bunun bir sırrı var mı? Yediğim diğer suflelere benzemiyor çünkü. Olmaz mı? Ama bunu söyleyemem. Yani kimse tatlı yapmaya üşenmez. Sonra kullanırsınız falan. Sırlarımızı paylaştığımızı düşünüyorum. Aşk olsun Ferit Bey. Benim şahane suflemle Signor Rosetti bir mi? Söylemeyeceksin yani. Bak bir gün. Ya boş verin. Şimdilik biz buna çikolata mucizesi diyelim. Öyle bir mucize var değil mi gerçekten? Olmaz mı? İnsan çikolata yediği zaman en mutlu çocukluk anlarını hatırlıyor. En güzel duygular harekete geçiyor. Abla ne olur aç şu telefonu, ne olur aç ya. Dur aç şu telefonunu ya. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Dudağının kenarında çikolata kalmış. Hmm. Diğer taraf. Az bir şey kaldı. Hallederdim ben, teşekkür ederim. Çok yedim zaten. Eline sağlık. Afiyet olsun. Siz ne zaman isterseniz ben yaparım. Ne yapacaksınız öyle tarif marif? Allah'ım kimden gelmiş acaba? Bir şey de yazmamıştır. Belki gizli bir hayranınızdır.
Ferit Bey, hani iyileşmiştiniz? Ya son hapşırıklar bunlar, bitti yani. Olmaz. Doktor ne dedi? Bol sıvı alsın dedi. Ben bol limonlu bir ıhlamur yapayım size. Nazlı, teşekkür ederim ama gerçekten gerek yok. Olmaz. Olmaz öyle şey. İnsanlar koskoca Ferit Aslan iki gün üst üste işe gitmedi mi desinler. Ayağı suman çekemeyeceğim seni. Ya bir kez aradığımızda ulaşalım biz sana ya. Ihlamura bal ister misiniz? Sen bilirsin. Ay Asuman, inşallah önemli bir şeydir. Yani kaç kere aradın? Ne var Asuman? İnşallah önemli bir şeydir. Bak yoksa kapatacağım. Abla dur, sakın kapatma telefonu lütfen. Çok önemli. Ferit Bey'in evine bir tane zarf gelmiş. Demet Hanım'dan. İçinde fotoğrafları benim çektiğimi ispatlayan belgeler falan varmış. Fotoğrafların orijinalleri falan varmış. Abla Ferit Bey'in o zarfı açmasına engel olur lütfen. Sen o zarfı açarsa eğer her şey ortaya çıkar. Dur bak ya, alırım, ben şu an çok korkuyorum. Sen bir şey yap, onları açmasına engel olur lütfen. Nazlı. İyi misin? İyiyim bardak. Ne oldu? Nazlı tamam bırak. Nazlı bırakır mısın? Sürme ellerini Nazlıcığım, bırak. Nazlı duymuyor musun beni? Kırıldı, bardak kırıldı. Tamam, elini sürme, hiç önemli değil. Senden önemli. Allah Allah, tamam gel sakin. Tamam. Bakayım eline. Tamam. Gel otur şöyle. Niye dokunuyorsun bardaklara? Ay Osman, her şey senin yüzünden oluyor ya. Her deliğin altından sen çıkıyorsun. Hep senin başın altından çıkıyor bunlar. Ya yollan, ne olur hiçbir şey öğrenmesinler lütfen canım. Aa, Asuman, sen çıkmadın mı hala? Çıkmadım. Bir arkadaşımdan haber bekliyorum da dışarısı çok sıcak. Ben de burada bekleyeyim dedim. Hı, anladım. Umarım Engin Bey'in sana olan güvenini boşa çıkarmazsın. Siz hiç merak etmeyin. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım. Güzel. Yarın sabah tam 9'da burada ol. Tamam. Tam 9'da. Bir kuryemiz gelecek. Adını verirsiniz Figen. Tam 9'da burada olmuş. Azman burada 9'da uğruyor. Sen gelmiş efendim. Vur. Acıyacak biraz. Neyse ki dikiş atılmasına gerek yok. Yaravan delirtin. Niye öyle panik yapıyorsun gereksiz? Bir dahaki sefere yapmasın var. Umarım bir dahaki sefere bir şey kırmam. Hiç önemli değil, alt tarafı bardak. Sana bir şey olmasın. Tamamdır. İyi misin? İyiyim. Ama ağlamana gerek yok. Teşekkür ederim. Ben artık işe gideyim. Hazırlanayım, çıkayım. Güzel bir sabah oldu. Çok keyifliydi. Yani bu küçük kazayı saymıyorum tabii. Bu arada sakın toplama yani kırıkları. Ben İkbal Hanım'a söyleyeceğim. Bu temizlikçiyi biraz erken çağırır, halleder. O eller bize lazım. Hallederim ben, sorun yok. Ha bu arada zarfları kitaplığa koyarsan sevinirim. Ben bir ara göz atarım onlara. Olur.
Nasıl bir çamurda çırpınıyorsun Nazlı? Ferit Bey merhaba. İlkteki fotoğrafları incelediğinizde göreceksiniz. Bulutup kaybetmenize neden olan fotoğrafları aşçınız Nazlı'nın kız kardeşi Asuman çekti. Nazlı Hanım da buna göz yumdu. Özür dilerim. Buyurun Demet Hanım. İstediğiniz dosyalar. Teşekkürler. Ferit Bey gelmedi mi hala? Birazdan gelir efendim. Ay yoksa başına bir şey mi geldi? Yani sabah sabah böyle talihsiz bir haber falan mı? Biliyor musun? Bilmiyorum efendim. Neyse. İçimden bir ses bugünün çok güzel geçeceğini söylüyor. Sen bana sade bir kahve söyler misin lütfen? Kahveler iki olsun lütfen hanımefendi. Aşkım. Bakıyorum da baş köşeye kurulmuşsun. Evet de. Senin bizim şirkette toplantın yok muydu Hakan'cığım? Vardı. Ama çocuklar senin buraya geldiğini söylediler. Ben de Demet'in bir bildiği vardır dedim. Ya evet. Ben de bu taraflara alışverişe gelmiştim. Gelmişken bir kendimi göstereyim istedim. Varlığımıza alışsınlar ama değil mi? Değil mi, değil mi? Çok iyi yapmışsın. Mahkemeye sayılı günler var. Eğer vesayeti alırsa buradaki hükümdarlığımız tescillenecek. İşte o zaman Ferit Aslan'ın suratını görmeyi çok istiyorum. Ferit Aslan'ı çok zor günler bekliyor, çok. Seni ince ince doğrayıp kızgın yağlara atmak istiyorum Asuman. Ya da bilmiyorum belki de ekli cos diye mühürlemeliyim. Olmadı. Kısık ateşte közleyip derin soyabilirim. Anca rahatlarım. Ay, ablacığım benim üzerinden yemek tarifi vermeyi bırakır mısın artık? Ya sen bir sakin ol. Rahat ol. Hiçbir şey yok. Her şey kontrol altında. Asuman sen tehlikenin farkında değilsin değil mi? Uçurumun kenarındayız. Anlamıyor musun? Anlıyorum ablacığım. Anlıyorum. Anlıyorsun. Bulut şu an senin yüzünden burada değil Asuman. Bu ortaya çıkarsa ne yapmayı düşünüyorsun? Merak etme. Sana söylediğim gibi hiçbir şey ortaya falan çıkmayacak. Niye? Demet birden insafa gelip Bulut'u geri verecek ve her şeyi unutacak mı? Ben Demet Hanım'la konuşurum. Tabii. Seni zaten hemen dinler değil mi Asuman? Saçma sapan konuşma bana. Başka bir şey düşünmeliyiz. Ben bir şansımı deneyeyim. Belki işe yarar. Asuman. Asuman. İşte bu. Biliyor musun buranın kahvesine bayılıyorum. Yani bundan sonra toplantıları burada yapalım. Sırf bu kahve için. İçine ne koyuyorlarsa artık. Bizim şu davamız bir sonuçlansın da. İstersek burada at bile koştururuz yani. Vay 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 vay. Kimleri görüyorum? Bu senin tatlı Cevval ajan değil mi ya? 002. Evet. Eskiden öyleydi de şimdi kendisi kulvar değiştirmiş. Ne oldu bebeğim? Bir şey mi söyleyeceksin? Pardon. Buna bakmam lazım. Affedersiniz. Efendim. Ferit Bey'e gönderdiğimiz belgeleri ablam imha etmeyi başarmış. Yani anlayacağınız her şey kontrol altında. O zaman ben de Ferit'i bizzat arayıp her şeyi anlatırım. Yerinizde olsam böyle bir şeyi asla yapmazdım. Asuman. Ferit Bey'i kıskandığınız için ablamı onun gözünde bitirmek istiyorsunuz. Güzel. Ferit Bey'le ilgili hala hayalleriniz var. O da güzel. Ama kocanız, yani Hakan Bey.
bu planları bilseydi hayatınız hala şu anki kadar güzel olur muydu? Seni küçük şeytan seni. İnsan böyle işte. Bir anlık öfkeyle kararlar verip sonunu hiç düşünmüyor. Asma. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Uzlaşmaya çalışıyorum. İkimiz de gerçekleri saklayacağız. Ablamın daha fazla üzülmesini istemiyorum. O zaman bunun için daha fazlasını yapacaksın Asuma. Sen burada staja başlayacağını söylemiştin değil mi? Düşündüm de belki benim giremediğim yerlere girip duyamayacağım şeyleri sen duyarsın. Ben de sizin sırrınızı böylece saklamış olurum. Ya kabul etmezsen? Kabul etmezsen Ferit'i derhal arayıp her şeyi anlatırım. Hakan'la beni korkutabileceğini zannediyorsan çok yanılıyorsun. Hakan benim kocam. Ve ben nasıl olsa bir yalan bulup onu ikna etmeyi başarırım, anlıyor musun? Evet. Avukat, ikinci mahkeme için her şeyin yoluna gittiğini söylüyor. Hayrola hanımlar, suratınız sirke satıyor. Bir sıkıntı mı var? Yok, bir sıkıntımız yok. Anlaştığımızı düşünüyorum. Öyle değil mi Asuman'cığım? Anlaştık. Her şey konuştuğumuz gibi. Müsaade senin. Hayrola, ne konuştunuz? Asuman bu şirkette stajyer olarak çalışmaya başlayacakmış da. Gizli elimiz olacak. Güzel. Ne demek durdurdun Asuman? Nasıl durdurdun? Ya işte konuştum, anlattım tatlı bir dille. Ya o da halden anladı sağ olsun. Demet. Aynı Demet'ten bahsediyoruz değil mi? Halden anlayan o. Ay evet. Yani sonuçta bu meseleyi konuşmak onun da hoşuna gitmiyor. Ferit Bey'in arkasının işi bittiği ortaya çıkacak onun da. Ayrıca bu belgeyi böyle yasa dışı yollardan elde etmenin de belli hukuki cezaları var. Tek suçlu ben değilim. Asuman, bu bilgiler sana ne zaman lazım oldu da öğrendin? Hani canım bir ara bu hukuk fakültesinden bir çocukla çıkmıştım, hatırlıyor musun? Şu senin sevmediğin. Arada böyle onun derslerine falan giriyordum. Oradan aklımda kalmış. Sağ olsun, bir işe yaradı kendisi. Zihnin açıkmış o zaman demek ki. Bana bak, hala inanamıyorum ben bu meselenin kapandığına. Ablacığım inan. Artık şu meselenin kapandığına inan. Bir daha da böyle bir şey olmayacak. Bak söz veriyorum sana. Hadi benim gitmem lazım. Kapatıyorum artık. Görüşürüz. Demet'ciğim. Şimdi senin bu tatlı mı tatlış ajanın Asuman bize fotoğraf konusunda yardımcı oldu, tamam. Şimdi burada şirkete girip bizim ajanlığımızı yapacakmış ama Demet'ciğim bak, mahkemeye sayılı günler var. Kız bizim başımıza bela olmasın sonra. Sen onu bana bırak. Onun ipleri benim elimde, merak etme. İyi madem. İkbal Hanım, buraya bir korkuluk dikelim de yokluğumuzda kargalar gelip konmasın. Ferit Aslan. Kargalar da artık bu şirkette söz sahibi. Senin gibi güvercinler buna alışsa iyi ederler. Ferit. Güvercin miyim yoksa kartal mı, çok yakında anlayacaksın. İşte o zaman kaçacak delik bulsan çok iyi edersin. Ferit, lütfen sakin. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Yürek yapıyor ya. Hakan, asıl sen ne yapıyorsun? Sizi bir daha şirketimde görmek istemiyorum. Çıkın gidin buradan. Hiçbir yere çıkmıyorum. Mahkeme kararı var benim elimde. Hisseniz var bizim burada. Öyle mi? Bakalım. Hakan, çıkalım mı buradan lütfen? Demet! Hiçbir yere gitmiyoruz. Otur oturduğun yerde, beni konuşturma. Avukatım hazırlamıştı devir sözleşmesini. Biz sadece isimleri ekledik. Siz de eğer avukatınıza göstermek isterseniz. Söylediklerinizin hepsi burada yazıyor. Bunlar zaten ön protokol. Noterden önce inceleyecekler. Detaylar önemli değil.
İşin mali boyutunu bilin istedim. Sonrasında nasıl bir işe girdiğinizi bilin. Ne siz üzülün, ne ben üzüleyim. Devir, sözleşme, noter, işin kolay kısmı. Kaleminiz var mı? Eminim diyorsunuz yani. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Yalnız bu mekanı devraldığımı şimdilik kimse bilsin istemiyorum. Özellikle Aliye ve grubu. Geri kalan işlemleri daha sonra hallederiz. Nasıl isterseniz. Aa, Deniz. Aliye. Sen hala gitmedin mi? Ya gidemedim, biraz daha takılıyorum burada. Dinliyor muyuz bu akşam sizi? Yok, bugün sadece prova. Patron haftada bir çıkmamızı istedi. Aa, keşke bu akşam da dinleseydik sizi ya. Yani o kadar prova yaptınız. Hazırsanız tabii. Hazırız da. İşte patron. Peki o zaman müsaitseniz bu akşam da çıkın. Müşteriden özel istek geldi. Boynumuz kıldan ince. Ne istiyorlarsa onu yapacağız. Tamam o zaman ben çocuklara söyleyeyim dağılmasınlar. Ben kızlarla buluşacaktım, o zaman oraya gidip geleceğim. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Alo. Toplantı odasına 2 tane kahve gönderir misin? Anlamadım, anlamadım. Ne demek kahve yok ya? Sen nasıl sesi çirkin bir insansın? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Gerizekalı suratıma kapattı. Hakan yeter ya. Oy 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 oy, ne güzel ne güzel. Maşallah. Bu mu ya? Yok mu daha gelen? Gelen yok ama giden var Hakan Bey. Bir karar bekliyordum, nihayet çıktı. Şirketlerimiz aynı sektörde faaliyet gösterdiğinden haksız rekabet oluşmaması için geçici vesayetle buraya girişiniz mahkeme kararıyla yasaklandı. Böyle bir şey olamaz. Benim burada hisselerim var, kanun var, anladın mı? Ahmet Bey, siz açıklar mısınız? Tabii. Önceki kararın bu karardan sonra bir hükmü kalmadı. Mahkemenin vermiş olduğu kararı tanımak zorundasınız. Pusula Holding'e girişiniz yasaklandı. Şimdi rica etsem. Hakan, gidelim lütfen. Hiçbir yere gitmiyorum. Bizim burada hissemiz var, tamam mı? Mahkeme kararımız var, Ferit Aslan. Kanun var, kanun! Hukuk buraya giremezsin diyor. Sakın! Bunu bir daha tekrar etmem. İki gün sonra seninle mahkemede görüşeceğiz. 2 Hanım. Hakan Bey. Evrakları toplatın 2 Hanım. Efendim Deniz. Şirketteyim de eve geçeceğim birazdan. Tamam, görüşürüz. Fatoş, iyi ki getirdin bizi buraya. Vallahi menüs de çok güzel. Fatoş. Ay ne sıktın canını ya. Bak böyle kaşların arası çizgi çizgi olacak. Yaşlanacaksın vallahi. Ay doğru söylüyorsun. Ay adama gıcık oldum ya. İnsan kaynakları müdürüymüş. Sen bütün kaynakları kurutursun o vizyonsuzlukla. Gıcık. Fatoş'cum sen bana bak bir. Alya'nın dediği kırışıklıkları şimdiden makyajla dolmuş bile. Ya bir bırak artık, amma dert ettin şunu ya. Ya nasıl dert etmeyeyim Asuman, nasıl dert etmeyeyim? Ne güzel, Alya süper bir yerde işe girdi. Oh, işi de oturdu, programı da çok güzel. Herkes çok beğeniyor, çok seviniyorum onun için. Ya seni bile işe aldılar ya. Fatoş, tamamen ayıp ediyorsun şu an bana. Resmen kalbimi kırdın yani. Hayır bebeğim, o anlamda söylemedim yani. Ne güzel, gencecik yaşında süper bir pozisyonda işe başladın yani. Artık oradan yürür gidersin sen. Yürürüm. Ben çiçek gibi iş görüşmesine gitmişim. Engin'le karşılaşıyorum asansörde, şansa bak. Üstüne zehir zemberek bir iş görüşmesi. Sonrası da malum işte, artık kuru ekmek suyla bütün ömrümü geçiririm. Ay Fatoş, ya iyice dramatikleştirmeye başladın olayı. Kızım alt tarafı bir iş görüşmesi, unutacaksın bunu ya, ne var? Unutamıyorum. Çok moralim bozuldu.
Merhaba Nazlı. Hoş geldiniz. Benim de işim bitmek üzere, çıkıyordum şimdi. Parmağın nasıl? Gayet iyi. Bandajı çıkardım bile. Geçmiş. Söyledim size. Merhaba. Gençler. Parmağımı kestim de Ferit Bey ona bakıyordu. Ne oldu ya? Bir bakayım parmağını. Önemli bir şey değil. Senin canın mı tatlı biraz? Evet, biraz. Çabuk gelmişsin. Ya konuştuğumuzda yakındaydım. Ben de atladım geldim. Oh, ne güzel şeyler pişirmişsin sen ya. Affedersiniz. Efendim. Evet, evet hocam, bu akşam. Tabii, yok, yok, sorun değil, ne demek. Teşekkür ederim yine de. Hoşça kalın. Kötü bir haber mi var? Pek iyi sayılmaz. Hazır Emani diye çok ünlü bir şef var. İran asıllı ama yıllardır Türkiye'de yaşıyor. Bu akşam bir atölyesi vardı ama çok kalabalık. Ben de yer bulamadım. Bir hocamı araya sokmak için aradım. Ama o da ayarlayamamış. Japon mutfağıyla ilgilendiğini sanıyordum. Bu şef neden ilgini çekti özellikle? Çünkü hayal ettiğim şeyleri yapıyor. Değişik mutfakları harmanlayıp yeniden yorumluyor. Hatta bu akşamki atölyede Antakya mutfağıyla suşiyi birleştirecekti. Antakya mutfağı ve suşi. Niye gitmek istiyorum sanıyorsunuz? Yani şimdi gidemeyecek misin? Başka bir atölyeye artık. Olsun. Ben çıkıyorum, görüşürüz. Tamam Nazlı, eline sağlık. Nazlı, bilirsin. Size bir şey söyleyeceğim. Ben bir bar satın aldım. Bu mekanı satın alarak yıllardır hayalini kurduğum şeyi yaptım aslında. Yerleşik düzene de geçiyorum. Yavaş yavaş. İyi yapıyorsun. Müzik en iyi bildiğin, en sevdiğin iş ama işletmeci olmak istediğinden emin misin? Deniz, çok yorucu olabilir. Yani mutfağı, personeli, müşterileri, aklın hep orada kalacak. Aklımın da bir yerde kalması lazım artık. Hani müzik para kazanmak için yapılmazdı? Biz fanilerin arasına hoş geldin. Yani benim demek istediğim tam olarak o değil. Yıllardır hem müzisyenim hem izleyiciyim. Zorlukların hepsini ilk elden biliyorum. Gençlerin de desteğe ihtiyacı var. Yani hem müzisyenlerin hem de fanilerin mutlu olacağı bir mekan düşünüyorum. En iyisini yapacağından hiç kuşkum yok. Bu kadar kararlıysan güzel olabilir aslında. Ben gelirim. Ali da şarkı söyler. Hatta hava bile atarım arkadaşımın mekanı diye. Sizden bir ricam daha olacak. O da şimdilik bu durumu kimsenin bilmemesi. Özellikle Dalia'nın. Neden? Birden ben böyle patron olunca gerilsin istemedim. Hem daha mekan yeni. Ben mekana alışayım, o da işine alışsın. Ondan sonra konuşuruz. İyi düşünmüşsün de çok sürmez öğrenmesi. Yani. Gittiği yere kadar. Ne diyorsunuz? Bu akşam ilk girişimimi kutluyor muyuz? Deniz, beni biliyorsun. Ben evden kutlasam. Ah abi, ev nereye kadar ya? Nazlı, sen? Bilmiyorum, olabilir aslında. Ama önce bir eve gitmem lazım benim de. Şefin akşam ikinci bir atölyesi daha var. Onun için bir hocamı daha arayacağım. Son şansım. Ondan sonra haberleşiriz. Görüşürüz. Görüşürüz. Böyle ufak bir led sistemleri çok ucuza güzel bir şey böyle mahalledip ama on numara bir şey yapıyor. Pardon abi. Şuraya baksana. Ya arkadaşlar, Engin bu tarafa bakmıyor bile ya. Hayır, yani ben o gün asansörde karşılaştıktan sonra belki barışırız diye biraz umutlanmıştım ama şu anda anlıyorum ki Engin beni silmiş. Şuraların belki dekorunu biraz değiştirebilirsin bak. Geçenlerde ben bir yere gittim. Böyle ledden bir şey yapmışlar, muhteşem duruyor. Vallahi dene bence. Tamam, konuşuruz onu. Hiçbir şey için geç değil. Umudunu kaybetme bebeğim. Tabii ya. Umut güzel bir şey yani.
Hem ne demişler? Umut fakirin ekmeği. Ay şu laf lütfen azalarak bitsin artık ya. Ay, ay bana da fenalıklar basıyor. Ya kızlar acaba yarın hava güzel olursa biz böyle adaya falan mı gitsek ya? Hem ben de biraz rahatlamış olurum. Ay dur ben hatta bakacağım hava nasılmış. Fatoş da nasıl gidiyor? Hiçbir şey gitmiyor. Bak görmüyor musun? Bak birileriyle mesajlaşmaya başlamış bile. Abi belki Nazlı ile mesajlaşıyordu. Nereden biliyorsun? Ya yok abi bırak Allah aşkına ben anlarım anlamaz mıyım ben ya? Bak bak bak. Gülüyor. Bu işte başka bir şey var ya. Ay 29 derece diyor kızlar. Hafif de rüzgarlıymış. Gidelim mi ya? Vallahi canım sen beni o plandan sil. Çünkü ben yarın staja başlıyorum. Benim de yarın çocuklara sözüm var. Benim de yarın mesai günü ki zaten sen kızlar demiştin galiba. Aliye, haberler acayip. Ne oldu? Deniz Bey bu burası satın almış. Ama saklı kalmasını istiyormuş galiba. Senin haberin var mıydı bundan? Yok. Nasıl yani? Neyse arkadaşlar, siz neler olduğunu çözerken benim Nazlı'yı aramam gerekiyor. Çünkü Mr. Iceberg in the house. Patron. Hoş geldin. Hoş bulduk. Alo. Nazlıcığım, o elindeki çekirdeği hemen yavaşça koltuğa bırakıyorsun. Ve hazırlanıp buraya geliyorsun. İtiraz istemiyorum. Ne istiyorsun çekirdeğimden ya? Tek zevkim o benim. Ayrıca kusura bakma Fatoş, şu an vinç gelse beni kaldıramaz. Çok yorgunum. Bir de küçük çapta bir depresyon geçiriyorum. Ama annemin workshopuna yine bilet bulamadım. Ya Nazlı sürpriz olsun diye söylemeyecektim ama ille söyleteceksin yani. Kızım Iceberg burada. Iceberg kim? Seninki ya. Benimki kim Fatoş? Hangi benimki? Ferit Aslan. Efendim? Ay. Ben bir arkadaşımla telefonda konuşuyordum da. O da gelecek kimler var falan diye sordu. Ben de böyle işte Aliye, Deniz, Tarık, Engin, Asma falan diye sayıyordu. Ben sonra Ferit Aslan da var dedim. Siz geldiniz. O arkadaş Nazlı mı? Söyle ona. Gelirse çok memnun olurum. Tamam. Nazlı. Fatoş bana bak ne oluyor orada? O duyduğun şey Ferit Bey'in sesi miydi? Evet canım aynen öyle. Gelirse çok memnun olurum dedi. Fatoş sen şu an beni rezil mi ettin bana mı öyle geliyor? Ay Nazlı. Beni aranızda bırakmayın canım. Benim derdim bana yetiyor zaten lütfen. Hadi hemen hazırlan ve çık gel. Ayrıca çabuk ol hatta uçarak gel. Öpüyorum bay. Kabul et. Beni düşündüğün için satın aldın burayı. Burada çok mutluyum diye. Aliye, neye varmak istediğini çok iyi anlıyorum. Ama bu denklemden o sonuç çıkmaz. Kalbinin köşesinde hala ben varım. Sen hala beni seviyorsun. Ben sana değer veriyorum. Kabul. O yüzden burayı satın aldım. O da kabul. Ama o kadar. Nazlı sana kederden başka hiçbir şey getirmeyecek. Bunu anlamıyor musun hala? Nasıl hala bu kadar kör olabiliyorsun? Bunu yaşamadan bilemem. Nasılsın? İyi, sen? Ben de iyi. Hoş geldin. Ne haber? İyidir. Hayırlı olsun. Sağ ol. Da saklayacak bir şey kalmadı. Herkes duymuş. Saklanacak bir şey değil zaten abi. Tabii. Mekanı güzelce bir analiz ettim de senin yardımına ihtiyacım var. Olur olur. Tabii hadi. Yalnız Nazlı'nın zaten bir işi var.
Bir yere bırakmam diyorsun yani ha? Tam zamanlı istemiyorum. Yarı zamanlı danışman olarak istiyorum. Nazlı, içecek bir şeyler alayım mı sana? Yok, ben sonra alırım. Kızları göremedim. Bir selam vermek istedim. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Aynen abi, haber alınca söyleyeyim dedim. Yalnız bu gece hayatı acımasızdır. Öyle gitar tıngırdatmaya falan benzemez. Bizim oğlan biliyor mu bunları? İyi, güzel. Bir akşam hayırlı olsuna gideriz. Ya da bizim çocukları mı göndersek? Sen nasıl dersin abi? İyi, Ferit'ten sıkıldığım zamanlar onunla uğraşırım artık. Kiminle uğraşıyorsun Hakan'cığım? Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk. Kimseyle uğraşmıyorum yani, öyle benimle uğraşanlarla değil. İyi. O zaman herkese söylediğini bu sefer ben sana söyleyeyim Hakan'cığım. Neymiş o? Mahkeme yaklaşıyor biliyorsun. Hı hı. Rica ediyorum, aleyhimizde kullanılacak herhangi bir hata yapma Hakan. Merak etme Demet'ciğim. Bir sıkıntı çıkmaz. Her şey kontrol altında. Peki. Asuman'ı stajyer olarak almışsın. Şöyle bir bakınca kötü bir karar gibi duruyor değil mi? Yani. Dans performansına bakıp ön yargılı olmamak lazım. Bir de şirketteki performansına bakalım. Hmm. Şirketliği ben çok sevmem. Çok yoruldum. Çok zamandır böyle dans etmiyorum. Ya tatlım. Fikrin söyle. Alya. Ne haber tatlım? İyiyim. Senden ne haber? Ben de iyiyim. Aa, Deniz de buradaymış. Ne haber Deniz? Görüşemedik epeydir. İyidir. Ya ben Güney Amerika'daydım da o yüzden herhalde. Aa evet, konuşmuştuk. Geçen sene anlatıyordum planlarını. O zamanlar sevgilinle beraber gitmeyi planlıyordun. O Güney Amerika değil canım, İspanya'ydı. Aa evet, vallahi sizin ayrıldığınıza inanamıyorum. O zamanlar etle tırnak gibiydiniz. Neyse, böyle arkadaş kalmanız da süper. Çok öpüyorum, görüşürüz. Ay inanamıyorum, siz beraber miydiniz? Sen bilmiyor. Bilmiyordun tabii. Ben söyleyecektim de bir türlü fırsat olmadı. Sorun yok canım. Yani zaten söylemek zorunda olduğunuz bir şey değil ki. Ya vallahi kız doğru söylüyor ama çok iyi arkadaş kalmışsınız. Yoksa ben anlardım. Ay Güney, işiniz öyle sizin gibi. Peki şuraya. Ablacığım gel. Gel, gel, gel. Seni de göreceğim işte. Deniz, biz de dans edelim mi? Yok ya, ben bir masalara bakacağım. Her şey yolunda mı diye. Tarık dans eder. Ha yok, yani ettiğim bir şey değil. Hadi Tarık, gel. Edersin bence. Hadi gel, hadi dans edelim. Vallahi. Hadi gel. Da şey yapamıyorum. Ya. Sen niye dans etmiyorsun? Patron oldu ya, etmez artık. Canım istemiyor ya. İstese dükkan benim. Çok kötü dans ediyorum. Ama gerek yok. Ben istifa ediyorum. İlk bayanımla yarın konuşurum. Yok, ben öyle düşünmüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şu an senin düşündüğün şey. Durum gitgide daha ilginç bir hal alıyordu. Ben ne düşünüyormuşum peki şu an? Bence şu an ikimiz de aynı şeyi düşünüyoruz. Buradan çıkmayı. Yanılıyor mu? Pek yanılıyor sayılmazsınız. Durum ortada. Bir de çok yoruldum. Üstelik bir daha açsın. Onu nereden biliyorsunuz? Tahmin ettim.
Bütün gün evde bir şey yememişsin. Ayrıca şu şefamane meselesinin peşinden koştun. Moralin bozuldu, canın sıkıldı, eve gittin. Fast food'da yemediğine göre tam bir şeyler hazırlamaya girişecektin ki... ...fırsat bulamadan buraya geldin. Yani şu an aç olmalısın. Ayrıca geldiğinden beri patlamış mısıra da dönüyorsun. Tebrik ediyorum, çok iyi gittiniz. Ben de açım, nereye gidelim? Aslında bir yer geliyor aklıma. Ama siz sever misiniz emin olamadım. Hayatta bazen risk almak gerekiyor. Gidip görelim. Görelim. Kapıda buluşalım o zaman. Tamam, ben Fatoş'a haber vereyim. Tatlım, ben gidiyorum. Nereye ya? Daha hayır çıkacaktı. Hem çok yoruldum. Fatoş hem de Ferit Bey beni geçerken bırakacak, bir şeyler yiyeceğiz. Aa, yok öyle. Asuman anlatırsın. Hadi. Sana emanet. Hadi. Tamam. Bebeğim konuşuruz. Nereye gidiyorsun? Fatoş anlatacak. Aa. İşte burası. Yani bahsettiğim gibi küçük bir yer. Sevmediyseniz hiç sorun değil. Başka yere gidebiliriz. Bence gayet güzel. Nazlı kızım. Kızım neredesin sen? Özlettin kendini yavrum. Kadir amcacığım, koşturmacaya iş güç gelemedim. Senin patronun cins birisi galiba. Sana hiç izin vermiyor mu? Kadir amca, ben tanıştırayım. Patronum Ferit Bey. Gördün mü bak, pot kırdık. Özür dilerim evladım. Estağfurullah. Merhaba, ben Ferit Aslan. Buraya Nazlı'nın patronu olarak gelmedim. İki arkadaş olarak geldik. Anlaşıldı. Sizi şöyle alayım. Bu masa sizin gibi arkadaşlar için özel bir masamız. Buyurun. Sağ olasın Kadir amca. Siz ufak ufak muhabbete başlayın. Ben de sizler için taze bir şeyler hazırlayayım, getireyim. Teşekkürler. Sağ olasın. Kadir amca yaşlanınca tekneyi sattı. Sonra da burayı açtı. Şehirdeki en iyilik erdeği o yapar. Sen nasıl keşfettin burayı? İyi bir aşçı, iyi yemeği nerede bulacağını bilir. Acıyor mu? Yok ya, geçti, bir şey kalmadı. Hem ben alışkınım zaten oramı buramı kesmeye. Çocukken de böyleydim. Sürekli kollarım, bacaklarım hep yara bere içindeydi. Ağaçtan düştüm, bisikletten düştüm. Hatta bir keresinde balkondan bile düştüm. Neyse ki ev giriş kattaydı. Fark ettim ki şu an yine bir sürü gereksiz bilgi verdim ben. Hiç ilginizi çekmeyen konularda. Ben de öyle salonda büyümedim herhalde. Vallahi bilmiyorum. Ben en son Signor Rosetti ve piyano hikayesinde kaldım. Bence salonda büyüdüğünüz düşünebilir. Babamla top oynamaya giderdik, uçurtma uçurmaya giderdik. Ben çok hareketli bir çocuktum. Deli gibi sağa sola koştururdum. Bir keresinde hatırlıyorum, ayağım takılmıştı, çok fena düşmüştüm. Şurada izi hala duruyor. Sizinkinin en azından böyle güzel bir hatırası varmış. Benimkiler hep saçma sapan şeyler. Ve baktıkça aklıma tencereler, tavalar falan geliyor.